Arkadaşlar selamünaleyküm. Bildiğiniz üzere aracım Astra K. Astra K kullanıcılarına buradan bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde baktığınızda burada dikkatinizi çeken anormal ne var? Bakın. Kadran, direksiyon, ekran, her şey, torpido, her şey normal. Bakın burada dikkat çeken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat çeken şurada önümde kocaman duran bir silecek var. Bu sileceğin neden bu şekilde durduğunu uzun bir zamandır merak ediyordum. Birkaç gün önce bir arkadaşım da yine aynı araçtan var. Astra K'sı var. Arkadaşın aracından baktım. Bu silecek. Buradan baktığınız zaman hiç görünmüyor arkadaşlar. Bakın sağdaki de görünüyor ama sağdaki bir nebze biraz daha az görünüyor. Ama soldaki tamamen önümde. Yani çok çirkin bir görüntü. Hatta bu arabayla ilgili yeni aldığımda ilk inceleme videosu yaptığımda bir arkadaş bu sileceğin neden bu kadar böyle göz önünde durduğunu sormuştu. Çok çirkin duruyor demişti. Kendisine hak veriyorum. Gerçekten haklısın kardeşim. Burada çok böyle bu şekilde rahatsız edici. Ama problemi yakaladım. Problem ne diye soracak olursanız şu aracı stop edeyim. Hemen ön tarafa geçelim arkadaşlar. Size göstereyim problemi. Evet. Bakın arkadaşlar. Problem şu. Normal şartlarda bu silecekler şuradaki yukarıya kavis, aşağıya kavisli olması lazım. Aynı şekilde diğer taraftaki silecekte de aynı durum söz konusu. Her ne sebepten olduğunu bilmiyorum ama bu silecekleri yerinden söküp bu silecek kollarını daha doğrusu sağdakini sola, soldakini sağa takmışlar. Dolayısıyla durum bu şekilde olunca ne oluyor? İçeriye direksiyona oturduğunuz zaman bu silecek tamamen önünüze denk geliyor. Şimdi ben her iki kolu da sökeceğim yerinden. Bu kolu karşıya, karşıdaki kolu buraya takacağım. Bu problemi gidereceğim arkadaşlar. Hadi birlikte yapalım bu işlemi. Arkadaşlar kollar çok sıkı. Bunları sökmek için çektirme kullanacağım.
Evet arkadaşlar, bakın silecekler ne kadar aşağıya indi. Şimdi bir de içeriden bakalım bunlara. Evet arkadaşlar, şimdi içeriden bakıyoruz. Az önceki görüntü çok net, bariz ortadaydı. Bakın silecek kolu aşağıya indi. Ama şu kısımda bir miktar görünüyor. Bu şu an beni rahatsız etmiyor. Ama şurada tam önümde kocaman bir silecek kolunun durması beni rahatsız ediyordu, sinirlendiriyordu. Gördüğünüz gibi şurada sadece bir miktar yukarıda görünüyor. Şimdi bu silecek az önce çok görünüyordu. Bunu takan ustaya buradan bir selam söylemek istiyorum. Siz de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Artık bu arkadaş kasap mı, usta mı bilmiyorum. Karar veremedim. Buna siz karar verin. Ama bence bu yaptığı iş yani tamircilik ahlakına hiç uymuyor. Yani kardeşim bunu taktın, buradan baktın, sileceği hiç mi görmedin? Hadi onu boş veriyorum. Bu araç sahibi buradaki silecekten hiç mi rahatsız olmadı? Bunu hiç mi sorgulamadı? Yani diyecek başka sözüm yok. Siz de aracınızı bu şekilde tamire verdikten sonra sağına soluna bir bakın arkadaşlar. Ne yapılmış, nasıl takılmış ya da en kötü başında durun, izleyin. Kim nasıl söküyor, nasıl takıyor, ne yapıyor bakın arkadaşlar. Yani en kötü videosunu çekin, fotoğrafını çekin. Sök tak işlemi yapıldıktan sonra kontrol edin. Yanlış bir şey var mı? Benim size nacizane tavsiyelerim bunlar arkadaşlar. Kasaplara kendinizi doğratmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, bu problemi de bu şekilde bulduk ve çözdük. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.